Ne demişler? Nikahta keramet vardır. Sevkat resmen aşka geldi ha. Ama çok kötü oldu böyle çocuklar. Evet. Ne de olsa Bora ve Korkut Bey'le bir hukukumuz vardı bizim. Onlar da hazırlıklı gelseymiş Cevdet Bey yani. Bak biz havuz için böyle hazır kıyafetimiz de geldik. Yani şimdi biz aslında buraya su topu oynamaya geldik de Cevdet Bey amcacığım. Tabii rakip bizi görünce böyle bizim kulaçlarımızdan korktu ve etti gitti. La oğlum havuza bir baksaydık la bunlar boncuklu deli İbrahim hesabı böyle altın altın atmış olmasınlar mı? Yok be ya ben baktım havuzda hiçbir şey yok. Midye bile yok be ya. Biraz zengin düğünü yani. Affedersiniz siz ayrı. Cevdet Beyciğim. Niçin böyle yüzünüz asık, üzgün duruyorsunuz? Onlar zaten besik etmesi değiller miydi? Ne güzel mutlu olmanız lazım. Sonunda birbirlerine kavuştular işte. Canım ben Bora'yla evleniyor diye suratımı astım. Şimdi zil takıp göbek atma hakkımı Şefkat ve Esin'in düğününe saklıyorum. Vallahi Cevdet Bey yani siz hakkınızı istediğiniz kadar saklı tutabilirsiniz de ben hakkımı saklı tutmak istemiyorum. Hazır düğüne kadar gelmişken bir pastayı görseydik bari yani. Ya canım yok mu pasta çocuklara ikram edin? O pasta sana ziyer zıkkım olur inşallah. Bir nikah bozuldu. Ben tezenelen evlenene kadar bir sürü nikah bozulacak göreceksiniz. Benim ahım yerde kalmaz. Ulan İsmail yemin ederim gelişine bir patlatacağım böyle ağzına burnuna. Ne yapıyorsun be? Seni çomar seni. Milleti fiştikliyorsun. Ne yapıyorsun sen? Sakin ol biraz. Vallahi veririm bozkıra. Yemin ederim çiğner seni yerden kalkamazsın. Beygirler gibi tepişir üstünde ha. Of lan Niko. Oğlum bir sus artık la. Selo. Dinle de iki kelam öğren. Hakiki aşka söz gerekmez. Harfler ve kelimeler tısımlıdır. İki bebeği kaynağına yakın halde aşkla bağlamak için isimlerinin baş harfleri beşiklerine kertilir. Evet. Besik kertmesi söz değil, harftir. İki harf daima birbirini arar. Çünkü tek başlarına hiçbir zaman anlam ifade edemezler. E ve Ş harfleri yan yana geldiği zaman ez oluyor. Harikasın Niko. Ne kadar güzel söyledin ya. Evet. Şefkat'le Esin'in baş harfleri de ne oluyor? Eş oluyor. Evet. Harika. İsmail duyuyorsun değil mi? İyi bir bit. Bak şimdi Esin'le Şefkat'in isimlerinin baş harfleri yan yana gelince eş oluyor. İsmail'le Tezene'nin isimlerinin baş harfleri yan yana gelince it oluyor. Adamı böyle iki harfle mosmora derler. Arkacan gözümün önüne geldi. İnşallah çok mutlu olurlar. Çoluk çocuğa karışırlar. Torun torba sevgisi yaşatırlar. Amin. Amin. Ha. Efendim, yazılı olarak bize bildirdiğiniz evlenme isteğinizi biz de araştırdık, baktık, hiçbir mani bulamadık. Gerekirse hepinizin huzurunda, şahitlerin huzurunda nikah akdine geçmek istiyorum efendim ben. Ne diyorsun lan? Ata ağızlı. Sayın Cevdet Uçar, yanınızda oturan Marika Kalamaroğlu'nu hiçbir baskı ve tesir altında kalmadan eş diye kabul ediyor musunuz? Evet. Bravo. 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 Evet dedi. Ne oluyor ya? Yani neyin kafası bu? Ne oluyor? Evet, Cuma neyin kafası bu şimdi? Niye evet dedim ben? Cuma kafası be ya. Siz şimdi gelinle damadın yerine oturmuşsunuz. Ben de nikah memurunun yerine oturunca böyle bir şaka yapayım dedim. Yalnız şaka derken yarı yarıya da siz artık nikahlı sayılırsınız. Çünkü kaptanın kıydığı nikah kesin yarısı geçerlidir yani. Sen kaptan mısın lan mal? Kaptanım tabii be ya. İlkokulda takım kaptanıydım ben be ya. La geri beyi zekalı. Açık denizdeki gemi kaptanı kıyabiliyor nikah. Okul kaptanı değil, Angus. Allah Allah. Kermit'e bak sen be ya. Herhalde biliyoruz. Buradan kalkıp okyanusa açılacak halimiz yok bizim de. Ayrıca beni deniz tutar be ya. Cevdet Bey. Şaka maka evet dediniz. Başka ne diyebilirdin Marika Hanım?